bir cadde var bir ışıklı cadde hep orası çekiliyor her konumdan. Doğru. Doğru. <laughs> Peki hocam e, en başına dönmek gerekirse en başı da ne ki e, bu bir yani olması istenilen şey gerçekten e, rakamların yani dünya nüfusunun azaltılması mı çünkü biraz da ona doğru gidiyoruz her şeyi artık ona bağlıyoruz Hadi pandemi olmadı bu sefer küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili de. Ee, yine yol oraya çıkıyor. Yani sonuçta e, insan nüfusunu azaltmaya yönelik e, durumlar mı bunlar? Öyle görüldüğünü varsayarsanız öyle olur. Ek başına söylediğim gibi siz nasıl algılarsanız o Hı -hı. şekilde algılanır. Ama şöyle bir durum var o kesin gerçeklik. Bir küresel iklim değişikliği var. Evet. Bunu fırtınalardan, iklimin değişikliğinden, yağışların anormalliğinden, işte olmayacak dolu bilmem nelerinden fakat bir kısmı da diyor ki efendim buna karşı işte uzayda bilmem ne yaptılar o yüzden böyle oluyor. İşte iklimle ilgili bir müdahalede bulunuyorlar. Onlar aslında yapay olarak yapıyor. Komplo teorisyenlerinin alanına girer. Bizim dünya üzerinde bu memlekette yaşadığımız evet böyle bir iklim kaymasının olduğu. Bunun içerisinde su kaynaklarının azaldığı da maalesef ağır gerçeklik. Ama bu gerçekliğin sebebi de biziz. Yani insanlar suyun kaynağının ne olacağına bakmıyor. Bir suyun kaynağı ve miktarı bellidir. Bu artırılamaz. Bu tarih boyunca bu şekilde olmuştur. Bu yağıştan bu kaynak bu kadar verir. Ama siz onun başına tutup da 100 bin kişi yerine 10 milyon kişi yerleştirirseniz doğal olarak su azalacaktır. Bunun bir kısmını manipülatif olarak da yapabilirsiniz. Yani düşünün. Büyük şehrin şu an su meselesi nedir dediğimiz zaman muslukta akan suyun yanında bir de içme suyu olarak kullandığımız su var. Hı hı. Bazı ailenin evlerine arıtma evet. cihazı yerleştiriyor ama bazıları değil, çoğunluk dışarıdan satın alıyorlar. Hı hı. Dışarıdan satın alınan sular eskiden de satılıyordu. Ama nasıl satılıyordu? Mahallelerin arasında su istasyonları vardı. Evet. Bidonunuzu götürüyordunuz istasyona, litre başına bir fiyatla bidonunuzu dolduruyordunuz, evinize getiriyordunuz. Çok eski zamanda yine cam varillerde sepetler içerisinde kaynağından getirilen suları ben çocukluğumuz sularını hatırlıyorum. Hı hı. Yani eşeklere taşıtılırdı ama bu şekilde gelirdi bu sular. Getirilirdi evinizdeki küpün içine boşaltılırdı. Ben bunları gördüm. Şu an ama mesela bu piyasanın dinamosu nedir derseniz e, küresel ısınmanın çok çok büyük nedenlerinden biri plastik endüstrisidir. Yani siz o suyun az olduğunu söylüyorsunuz. Suyu plastiğin içine koyuyorsunuz. Ama plastiğin üretimi için zaten çok miktarda su harcıyorsunuz. Hı hı. Bu harcadığınız suyun enerjinin nereye gideceği? E, havaya gidiyor tabii. Havaya giden ısıtır. E siz ama inatla ben bunu bu şekilde yapacağım. Şehri 20 milyona çıkartacağım ama illa ki ben bunu da bu şekilde yapacağım derseniz o zaman bu iş kısır döngüye döner. Kısır döngüden çıkış noktası nüfusu azaltmanız gerekir. Azaltma işlemi hakikaten yapılacak mı? Bizim öyle bir komplo teorimiz midir? E, azaltma işlemi dolaylı olarak da yapabilirsiniz azaltma işlemini. Sadece aynı anda yapamazsınız. Bu daha önce denendi. Bir nüfus aynı anda çok hızlı bir şekilde azaltılamaz. Zamanın içine yaymak zorundasınız. Aksi takdirde üstesinden gelemezsiniz. O üstesinden gelinemeyen durum üstü toprak, kepçeyle toprak atarak kapatırsınız. Yakın zamanda Türkiye'de yaşadı bu. Yani. Nereye kaldırıyorsunuz? Nasıl kaldıracaksınız? En sonunda ha tamam falan filan işte bir anda yaralar var da kapatı verdiler. Üste toprağa attığınız anda o iş bitmiş demektir. Ondan sonrasını hayatta kalanlar kendileri düşünecekler, çözecekler, edecekler. Ama geriye dönüp muhasebesini yapmadığınız sürece tekrar yaşanacaktır. Hı hı. Su az. Evet azalmasının sebebi biziz. Bizim aşırı lüks saplantımız, işte her şeyi hijyenik pozisyonda istememiz, üstümüze giydiğimiz kıyafetlerin üretim maliyetlerini düşünmememiz. Bakın dünyanın en bilinen otomobil markalarından birinin Instagram'da bir reklamı dönüyor şu an. Artık araçlarımızın yüzde kırkı geri dönüştürülmüş diyor. Evet. Yüzde kırk geri dönüştürme. Çok iyi rakam diyorsunuz ama bir yandan da şunu da söyleyin, Geri dönüştürmenin de maliyeti var. Hı hı. Yani bu işi buraya getirmemeniz gerekiyor. Bir kere oraya, girdiğiniz zaman ya e, doğa dostuymuş. Aa işte ay ne güzel çevre dostu sürdürülebilir. Yo hiç de öyle değil. Bir şeyi geri dönüştürmek maliyet getirir. Yani suyun bidonunu bile yıkamanız maliyettir. Yani onu siz yıkarsınız. deterjan kullanırsınız. Onu arıtmak için bir daha maliyet yaratırsınız. Siz en başta bu yola hiç sapmamanız gerekiyor. Yani gereksiz yere gereksiz yeni model araba üretmeniz saplantısından çıkacaksınız. İki yılda bir model değiştirme. Değiştirme saplantısından çıkacaksınız. Ha çıkmıyor musunuz? O zaman küresel sistem çip üretimini ya da çip ithalatını, ihracatını durdurur. Hı hı. O zaman araba araba olmaz. Eski günlerimize geri döneriz. Evet. Ya da bildiğimiz külüstür. Normal dört zamanlı motorlu işte mekanik. Arabalar geri kalır. Doğrusu da budur. Evet. Daha fazlasına ihtiyacımız yok ihtiyacımız olanı kadar kullanmak evet. ee, ben kendi ailemden bilirim bizde yemek çöpe atılmaz ama şu anda e, çocukların yedikleri içtikleri zaten hazır yiyorlar. bir ısırık alıp bırakılıyor daha çok işte içecekler yiyecekler e, çöpe atılıyor çöpe gidiliyor demek ki burada gerçekten büyük bir dengesizlik büyük bir problem var ki bu da en başından aileden kaynaklanıyor yani biz bir şeyleri ee, en başından durdurmaya mı çalışmalıyız? Valla insanların şöyle kötü bir özelliği var. Ee, bazen bana da bulaşıyor, sirayet ediyor. Bazen ben de ya diyorum nereye kadar diyorum. Çünkü siz kendiniz kişisel hassasiyet gösteriyorsunuz olmanıza rağmen. Hı -hı. Başkası hiçbir şekilde bir özellik, bir özen göstermiyorsa ya, evet. Bir süre sonra kendi kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben bu durumlarda vazgeçmedim. Yani insanlar ya sen misin... Bu alemin akıllısı sen misin işte deli dumru. Yo vazgeçmem. Yani ben yere çöp atamam. Bu çöpü ben elimde gerekirse 2 kilometre taşırım. Gerekirse çantamın içine koyarım. Hı hı. Bir kağıt parçasıdır alt tarafı. Yani attığınızda da öyle çevre kirliliği falan yaratmayacak. Alt tarafı çözülecek gidecek falan. Atmam. Bu bilince erişmediler. Bir süre sonra baktım. insanlar başkasına nasıl olsa yapmıyor diyor. Kendileri de o şeyden çıkıyorlar. Dolayısıyla bunu. İnsanların inisiyatifine bırakmak biraz fazla lüks. Hı hı. Siz burada kural koyucu olacaksınız. Bizim kural koyuculuğumuzun en büyük etkisi maliyetle oluyor. Yani adama maliyet çıkartıyorsun. Alt tarafı bir poşet parçasına 25 kuruş koydular mesela. Aylar boyu tartışıldı. Vay poşete 25 kuruş. Çok doğruydu. Bence poşeti toptan kaldırmaları gerekiyor. Hı hı. Evinde Çünkü bir kere mı? evet kaldırılırsa bu, bu kurtulacağız. Öbür kağıt ambalaj kullan. Hayır kağıt ambalajlar o kadar masum değiller. Yani onlar bizim zamanımızın gazete kağıdından yapılmış kese kağıtları değil. Onların da üretiminde maliyet var. Ağaç maaç bilme hayır o değil. Bunun içerisine bu kuvveti sağlayabilmek için başka malzemeler koymak zorundasın. Bunun en iyi çözüm en iyi çözümü file. File yapmak zorundasınız. O fileye bir kere alışırsanız ondan sonrasında e işte dışarıdan gö görünecek abi yapacağım bir şey yok sanki alabileceği şey çok orijinal biz alamıyormuşuz gibi davranmanın da bir alemi. O zamanındaydı. Yani insanlar evlerinde muz alamadıkları zaman birisi muz aldığı zaman görülmesin ayıp olur falan derdi. Artık öyle bir durum yok. Herkes bu malların hepsini satın alabiliyor. Ve sınırsız bir şekilde de satın alıp harcamak istiyorlar. Tüketmek, bitirmek istiyorlar ama bittikleri kendileri. En sonunda eğer bir şey olmazsa e, kuraklık vesaire falan filan gıda miktarlarında azalma olur. O azalmaya karşı insanlar genellikle çok olumsuz tepki verirler. O zaman da göç politikasıyla bunları başka coğrafyalara gönderirsiniz. Bir kısmı yolda telef olur.